Medyaskop TV'de son seçim yayınından merhaba. Saatler 01.16'yı gösteriyor ve artık Anadolu Ajansı'nın verilerini dikkate alırsak, ki siyasilerin demeçlerinde bunların üzerlerine koyarsak, ki önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaferini ilan eden bir konuşma yaptı. Gözler Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevrilmişti. Çünkü yaklaşık 1-2 saat önceki açıklamalarında seçim ikinci tura kaldı. Anadolu Ajansı'nın verilerine güvenmeyin açıklamaları. Artık az önce Bülent Tezcan'ın, parti yetkisi Bülent Tezcan'ın demokratik zeminde mücadele edeceğiz, sonuçları herkes saygılı olmalı minvalindeki düşük tonlu açıklamasının ardından ve buna bir de Fox TV'den İsmail Küçükkaya'nın Twitter hesabında Muharrem İnce ile yazıştım. Tırnak içinde söylüyorum. Adam kazandı cümlesini Muharrem İnce'nin kendisine yazdığını söyledi İsmail Küçükkaya. Ve yavaş yavaş artık CHP cephesinden de var olan sonuçların kabul edildiğine dair işaretler gelmeye başladı. Ama kuşkusuz Muharrem İnce'nin söylediği hala geçerli, kamuoyuna yaptığı açıklama Twitter hesabından. Yüksek Seçim Kurulu'nun ön sonuçlarının ardından açıklama yapacağım. Herkes şu anda da sosyal medyada da Muharrem İnce'ye bir soru var ki İsmail Küçükkaya söylediklerini bize de söyle türünden. Ruşen Çakır. Evet, artık o ilk baştaki itiraz, beklenti, manipülasyon iddiası, ki Anadolu Ajansı'nın daha önce söylediği rakamın neredeyse aynısı çıktı. Çok güçlüydü ama Muharrem İnce'nin ilk açıklamalarından da herhalde bir direnç bekleniyordu son ana kadar. Bir şey bekleniyordu ama sonunda böyle olmadığı anlaşılıyor. En son yapılan, senin de bahsettiğin açıklama, Bülent Tezcan'ın açıklaması bir anlamda ilk yaptıkları o sert açıklamanın ardından bariz bir geri çekilme. Cumhurbaşkanı da bu arada balkon konuşmasını iptal etmişti, sonra tekrar yapacağı söylendi. Demek ki artık sonuçlarda bir mutabakat oluşuyor gibi. Zaten bu saatten sonra bu yapılan açıklama, şu anda Anadolu Ajansı 98.48'in nedense son %5'lik dilim bir türlü bitmedi. 52.51 diyor, artık bu saatten sonra ne olur? Ya Anadolu Ajansı yalan söylüyor ya da artık buradan sonra değişme imkanı yok. Yani görüldüğü kadarıyla muhalefet de buna, ana muhalefet de buna kabullenmiş durumda. Saadet Partisi'nden zaten böyle bir açıklama geldi. Hı hı. Diğerlerinden de çok böyle sert bir şeyler gelmiyor. Artık tek tek vatandaşların içerisine muhalefetten sinmeyenler olabilir ama galiba bu rakamlar üzerinden Türkiye'de yeni dönem başlayacak, öyle gözüküyor. Seçim sonuçlarına bakıldığında en dikkat çekici sonuç Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oy kuşkusuz. Ki bu oy oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesini sağladı. Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluk olmasını da sağladı. Bu MHP'nin 1 Kasım 2015'te aşağı yukarı aynı 11.9 almıştı 1 Kasım'da ve başarısızlık olarak addedilmişti. Şimdi 11.16 Anadolu Ajansı son verisine göre burada da bir başarı bahsediliyor. Evet, bu 11.16'yı nasıl açıklamak lazım? Valla İrfan, hani hep bir dip dalga diyordu muhalefet. Dip dalga diye bir şey varsa MHP'nin varmış. Ama bu gerçekten Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini söyleyen şeylerde de, Anketlerde bile MHP 6, 7 falan, 5, 6, 7 gözüküyordu. Şimdi şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliyoruz ki bu seçimi MHP kazanmış. Yani senin de dediğin gibi MHP AKP'li ittifak yapmasaydı ne Cumhur İttifakı çoğunluk olurdu ne de Erdoğan seçilirdi. Bu çok bariz bir şekilde ortada. Ama öte yandan şöyle bir şey var. MHP'nin oylarını alacağı varsayılan İyi Parti'nin aldığı bir %10'luk oy var. Şimdi MHP'nin oyları neredeyse aynı kalmışken ya da belki bir puana yakın gitmişken bu 10 puan nereden geldi? Büyük ölçüde AKP'den gelmişe benziyor, yeni seçmenden gelmişe benziyor, kısmen de CHP'den gelmişe benziyor. Bu anlamda çok esrarengiz aslında. Yani bu MHP'nin bu oyunu nasıl muhafaza ettiği, benim açımdan çok sürpriz. Kendileri bile şaşırmış olabilir. İyi Partililer çok şaşırmıştır. Bence
Tayyip Erdoğan da, AKP de şaşırmıştır. Bu arada yalnız şöyle bir şey var biliyorsun. Cumhuriyet Gazetesi seçimden önce iki kere ayrı ayrı Akkurtlar diye bir şey yazdı. Yani daha önce AKP'ye oy vermiş ama Türk Milliyetçiliğine yakın bazı isimlerin artık ittifak olduktan sonra MHP'ye döneceği yolunda. Bu böyle bir olayın da gerçekliği olabilir. Bir bu var. Bir diğer olayda şuna bakıyoruz. İkisini toplam oyu 53.58. Erdoğan'ın aldığı oy 52.51 Anadolu Ajansı'na göre. Yani bir puanlık Cumhur İttifakı'na oy verenlerden bir puan azı Erdoğan'a oy vermiş. Bu da şaşırtıcı çünkü şöyle deniyordu. MHP'ye oy vermekle beraber Erdoğan'a oy vermeyecek geniş bir kitleden bahsediliyordu. Bu öyle da belli şey ki yokmuş. Şehir efsanesiymiş. Böyle bir şey olmamış. Dolayısıyla bu seçimin esas galibinin MHP olduğunu çok açık bir şekilde söylemek mümkün. Çok şaşırtıcı. Bunun nasıl olduğunun ortaya çıkarılması nasıl mümkün olur onu da bilmiyorum. Yani illere bakılıp vesaire ama mesela bizim arkadaşlar da biliyorsun Türkiye çapında gittiler, dolaştılar. MHP hiçbir yerde doğru dürüst gözükmüyor. Tam bu dip dalga tanımlamasını hak eden bir durum herhalde bu. Hep Saadet için konuşulurdu, başka İyi Parti için olabilirim denirdi ama dip dalga lafını MHP evet, için kullanmadı. Yani şöyle bir şey var şimdi. İyi Parti %3-4 falan gibi bir oy almış alsaydı derdik ki İyi Parti MHP'den bir şey koparamamış. Şimdi İyi Parti'nin %10'u varken MHP'nin %11'inin olması... Yani ikisi birlikte %21 falan yapıyorlar. Bu başlı başına bir olay. Tabii bunun şöyle de bir etkisi var. Artık AKP ve Erdoğan MHP'ye, yani hep ne deniyordu? MHP AKP'den besleniyor deniyordu. Ona ben böyle sığıntı oldu. Tam barajı tersi. Geçmek için. Yani AKP sayesinde MHP ayakta duruyor. Teorilerinin yerine MHP sayesinde AKP ayakta duruyor. Gibi bir olay çıkıyor ve bunun da bir bedeli olacak. Önümüzdeki dönemde zaten MHP politikalarını bayağı uygulayan Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde bunlara daha fazla yer vermesini bekleyebiliriz. Bir de tabii bir kabine oluşturacak, Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcıları seçecek. Oralarda da herhalde MHP'ye yakın isimlere de herhalde yer verecektir. Az çok oranlar belli. O zaman biraz da şeyi konuşalım artık. Bu oranlar bundan sonraki nasıl bir siyasi açılmaya oluşabilir? Mesela Meral Akşener. Ne olurdur bu? MHP'den az oy aldı. İddialıydı. Bir de partisinden de az oy aldı. Partisinden de az o oy aldı. O da ilginç. Yani Meral Akşener ikinci tura kalma da çok iddialıydı. Ama belli bir yerden sonra o iddiasının azaldığını gördük. Şu haliyle şunu görüyoruz. %10 almış bir parti, kendisi %7 almış. Dolayısıyla insanlar da İyi Parti'ye oy veren kesimlerde de esas rakibin Muharrem İnce olduğu görüşü çıkmış. Bu durumda Meral Akşener'in partisi içerisinde, bir de Meral Akşener artık milletvekili de değil, olamıyor yani aday olmadığı için. Parti içerisindeki gücü de çok ciddi bir şekilde etkilenir herhalde diye tahmin ediyorum. Ama bu haliyle, %10 almış ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de %7 alabilmiş bir İyi Parti'nin tabii çok kısa sürede seçime girdiler vesaire bir ring baraj var ama geçmişti aslında. Şu. Evet, barajı aşmıştı. Barajı aşmıştı ama ittifak sayesinde 45 milletvekili doğru alabildi. Barajı tek başına açsaydı 45 milletvekili alamazdı. Evet, öyle o bir şey var. O ittifakın getirileri var biliyorsun. Ama bu haliyle İyi Parti'nin önümüzdeki dönem işi çok kolay olmayacak. En önemli nedeni tabii MHP'nin ondan daha fazla oy almış olması. Yani MHP varken İyi Parti'nin tamamen artık MHP geleneğiyle, şusuyla, busuyla tamamen ilişkisini kopartıp yepyeni bir şey olması lazım. Çünkü MHP hala ülkücü hareketin alanını tutuyor, bu gözüküyor. Peki bir de Muharrem İnce'yi konuşalım tabii. Bu akşam Ketumiyet'ini korusa da çok net bir durum var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden 7.5 puan fazla oy aldı ve 30'u buldu, %30. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulaşamadığı bir oy oranıydı bu, %30. Muharrem İnce bunu almayı başardı. O zaman şimdi de artık çok klasik bir söylemde, Muharrem İnce artık CHP'nin başına mı geçer, ne olur? Herhalde öyle olacak. Bu beni şaşırtmıyor biliyorsun, bunun muhabbetini çok yaptık. Bu seçimden
Muharrem İnce'nin kazanmasından çok Muharrem İnce'nin CHP'nin liderliğini kazanması ihtimali çok yüksek. Ama bu geceki performansı nedeniyle buna bir gölge düşmüş olabilir. İnsanlar çünkü çok bir şey beklediler ondan. İtiraz beklediler. O itiraz çok güçlü bir şekilde çıkmadı. İtirazın ötesinde de şunlar da var. Yani kaybettiysem çıkıp kaybettim derdi. Bunu demeli diye de mesela böyle. Mesela o zaman Demir Kadri ile sohbet ediyorduk. Şöyle diyebilirdi. Tamam, bu seçimi kaybettik ama biz aslında şunu kazandık diye bir şey söyleyebilirdi. Aslında kazandığı çok şey var. Yani son 3 tane miting bile başlı başına büyük bir olay. Büyük bir dinamizm yakaladı. Ama neyi yapmış? Şunu görüyoruz. %30 oy alıyor. Millet İttifakı'nın oyu 34. Meral Akşener'le beraber 37 oy alıyorlar. %38 oy alıyorlar. Yani HDP'den bir miktar oy almış. Ama en önemli husus şu, Cumhur İttifakı'na oy vermiş kesimlerden oy alamamış. Yani bunu başaramadı. Muharrem İnce'nin başardığı muhalefeti mobilize edebildi. Muhalefetin içinde bir konsolidasyon sağladı. Bu hep önce de konuştuğumuz husus. Karşı tarafından oy koparamadığı gibi anlaşıldığı kadarıyla karşı tarafın da Erdoğan etrafında konsolide olmasında da bir şekilde etkili oldu. Bunu yapabilir miydi? Yapardı bence. Ben şimdi birçok insan diyor ki çok az süre vardı vesaire falan. Eğer bunu yapmayacaksa, yani muhalefetin oyunu, Erdoğan'a oy vermiş insanların oyunu alamayacaksa zaten seçimi kazanmasının imkanı yok. Oradan bir şeyleri koparabilmesi lazımdı. Koparamadığını görüyoruz. Ama şunu yaptı. İyi Parti'ye oy vermekle beraber 3 puanı oradan aldı. HDP'ye oy vermekle beraber 3 puanı da oradan aldı mesela. Tamam, bunları yaptı. CHP'yi olduğu gibi aldı. Ama bu yetmedi. Yani buradaki mesele o şeye, o kutuba, diğer kutuba ulaşamamış olması. Mesela MHP'li insanlara diyelim ki MHP'ye oy vermekle beraber Erdoğan'a değil de bana oy verin. Tamam, MHP'ye verebilirsiniz ama bana verin diyebilseydi mesela 3 puan oradan koparabilseydi, 11 var ya, 3 puan oradan koparabilseydi küçük tura kalıyordu. Ama herhalde MHP'nin bu performansını kimse beklemiyordu herhalde. Tamam, hayır, ama şunu söylüyorum, yani o taraftan, yani Cumhur İttifakı'ndan bir şeyleri koparamamış, bunu görüyoruz ve bunu koparamadıktan sonra istediğin kadar muhalefeti şey yap, güçlendir, etrafında toparla, yetmiyor. Bunu gördük mesela, 30 puan çok iyi bir puan ama 30 puan şöyle çok iyi olurdu. Demirtaş %10'u geçecek, Meral Akşener %10'u geçecek, onun 30'uyla beraber %50'yi geçeceklerdi. Şimdi bu 30 puan nasıl oluştu? Demirtaş'ın ve Meral Akşener'in %10'u geçmemesi, partilerin aldığı oyu almamasıyla oldu. Oralardan aldı. Evet, oralardan aldı. Normalde şöyle, hatta hatırlarsan Bekir Ardır'la benim yaptığım yayında şey demişti, eşik %30. %30'u geçerse o zaman ikinci turda iddiası olur. Çünkü %30 artı 10 artı 10 gibi bir basitlikte şey yapılıyordu. Hatta Temel Karamollaoğlu'nu da ekle, ikinci tura kalıyordu. Ama öyle olmadı. 30'un ardından 10-10 gelmedi. Oradan dolayı da seçimi kaybetmiş oldu. CHP'nin başına herhalde geçer ama sonrası ne olur? Bu meclis grubuyla, mecliste de çoğunluğu kazanamadı. Hı hı. Millet İttifakı artı HDP. İşler çok zor yani. Bir taraftan yeni sistemi Tayyip Erdoğan rahat bir şekilde oturtacak. Artık mecliste sorun yaşamayacak. Meclis başkanını seçtirecek. Bakanlar atacak, Cumhurbaşkanı yardımcıları atacak. O bir tane şema vardı, hani yeni devlet yapılanması olacak. Olağanüstü hali de herhalde kaldırmaz, öyle gideriz. AKP'de %42, neredeyse 7 Haziran sonucuna yakın bir sonuç aslında. Evet, o zaten şeyi, yani işte bir kriz var, bu krizi aşamıyor. Krizini ancak şeyle, MHP'yle aştı. MHP'yle aşabilmiş. Yani bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. AKP'nin bu son aldığı oyla baktığımız zaman çok bariz bir gerileme var. Bunu bir şekilde çözemiyor ve burada esrarengiz bir şekilde MHP aşısıyla durumu kurtardı. MHP olmasaymış ne
mecliste çoğunluğu buluyordu ne de Cumhurbaşkanı olarak seçiliyordu. Yani bu AKP'nin artık kendini yenilemesi falan nasıl olur çok fazla bilmiyorum. Daha fazla MHP'ye ihtiyacı daha da artan bir parti görünümde oldu. HDP 11.56-12'ye doğru gidiyor aslında. 7 Haziran'la 1 Kasım'ın ortasında bir oran bu. Klasik seçmenine oturmuş gibi artık. Yani demek ki baraj endişesi olan bir parti olmayacak artık HDP herhalde. Büyük. Üçüncü parti oldu. Üçüncü parti oldu. Şeyden sonra, CHP'den sonra üçüncü parti oldu. Hem İYİ Parti'yi hem MHP'ye geçti. Hem de milletvekili olarak 67, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 45 gözüküyor. Bayağı bir grup oluşturdu ve grubun içerisinde de çok ilginç isimler de var. Önümüzdeki dönemde HDP yine etkili olacak diyeceğim ama herhalde yine önünde çok ciddi engeller çıkartılacak. Hele bu sistemde ve meclis çoğunluğu da ellerinde olacak. MHP'ye bu kadar tabi olan bir AKP yönetiminde, Erdoğan yönetiminde HDP herhalde yine önümüzdeki dönemde de hedef olmaya teorik olarak devam edecek gibi gözüküyor. İşi zor ama şu haliyle şunu da artık herkes görüyor ki HDP çok güçlü. Yani ne olursa olsun bütün engellemelere rağmen şuna buna rağmen hep %10'u muhakkak rahatlıkla aşıyor. Biraz daha özgür olabilse, Selahattin Demirtaş dışarıda olsa, medyaya erişim imkanları olsa demek ki 7 Haziran'daki oyu bile alabilirmiş yani. Peki bu tablo nasıl bir önümüzdeki dönem Türkiye vaat ediyor bize? Artık Bahçeli-Erdoğan arasındaki ilişki bir nokta eşit bir ilişki olacak. Bahçeli tırnak içerisinde o eziklik halinde hiç değil artık. Mesela atıyorum bir af önerisi vardı ki Bahçeli'nin de seçimlerden önce hatırladığımız tek vadide bu af önerisiydi. Miting dahi yapmadı ve %11'leri buldu. Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda umutlu olmamak için çok neden var. Muhalefet bir kere daha çok bir beklenti çok yüksekti ve onun moral bozukluğu çok yüksek olacak. Bir karamsarlık, kasvet havası esecek. O hal sürecek ve baskı uygulamaları devam ederse zaten medya büyük ölçüde kontrol altında daha da devam ederse vesaire bizi hiç de parlak bir gelecek açıkçası beklemiyor. Burada umutlanabileceğimiz hiçbir şey yok. Ancak şöyle bir şey var. Bu yönetemeyen bir şeyin, iktidarın kendini yeniden seçtirdiği bir şey. Bu çok sürdürülebilir bir olay değil. Tabii bu seçim sonuçları böyle çıktıktan sonra söylenmesi abes bir şey olabilir ama ben bu seçim sonuçlarının Erdoğan'ın krizinin çaresi olduğunu düşünmüyorum. Ama bir müddet nefes aldıracaktır, bir müddet muhalefetin üzerindeki baskısını azaltacaktır. Önünün sonuna kadar açık olduğunu görüyoruz. O anlamda gerçekten öyle. Ne medya var, ne yargı var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok yani. Denetleyebilecek, dengeleyebilecek hiçbir şey yok. Ama Türkiye bunu daha ne kadar böyle kaldırabilir çok fazla bilmiyorum. Önümüzde şimdi artık ne olacak? Bir yerel seçimler var. Yerel seçimleri konuşmaya başlayacağız ama bu moral bozukluğuyla muhalefet mesela çıkan sonuçlara baktığımız zaman İstanbul'da ve Ankara'da AKP o referandumdaki yarayı sarmış gibi gözüküyor değil mi? Yani en azından ilk izlenimler böyle. O zaman yerel seçimler de çok fazla üzerine heyecan yaratılabilecek bir şey olmayacaktır. Yerel seçimde tabii şöyle bir husus var. Bütün bu Güneydoğu'da kayyum atanmış belediyelerin tekrardan HDP ya da DBP, Demokratik Bölgeler Partisi tarafından kazanılması gibi bir durum var ama o istedikleri zaman yine kayyum atarlar. Peki şu tabloya baktığımızda biz bu Erdoğan bu seçim sistemi önerirken, Cumhurbaşkanlığı sistemi en büyük gerekçe koalisyonlar olmayacak artık, güçlü olacak ama şu an çıkan tablo bir AKP-MHP koalisyonu değil mi? Tam kesin. O kaşınılan şey aslında oldu gibi. He? Aslında ilk başta bir işbirliği gibiydi. MHP sanki burada bir hani koltuk değneği gibi duruyordu. Çok önem atfedilmiyordu ama bu çıkan sonuçtan sonra çok güçlü bir koalisyon ortağı olacağı kesin. Ama zaten AKP bir süredir MHP'nin çizgisine zaten gelmiş olduğu için onu da çok fazla zorlanmayabilirler. Ama o çizginin sürdürülebilirliği olmadığı için
zorluk çıkabilir? Mesela Kürt meselesini hiçbir şekilde çözüm perspektifiyle ele almayacak mı AKP? Almayacağı benziyor. O da çok ciddi bir şekilde önünü tıkayacaktır. Ne yapacaklar mesela? HDP olgusuyla nasıl uğraşacaklar? Yine tekrar milletvekillerini hapse atarak vesaire şununla bununla mı yapacaklar? Önlerinde çok sayıda sorun var, bölgesel sorunlar var. Ama bir koalisyon olduğu ve MHP'nin de bu koalisyonun gerçekten güçlü bir ortağı olduğunu bu gece itibariyle görüyoruz. Çünkü meclis çoğunluğunu MHP'yle yakalayabiliyor AKP. 300 üzerini. Yani, çok da Erdoğan'ı memnun eden bir sonuç değildir herhalde bu. Bir her şey ama var. Yani sonuç olarak baktığımız zaman memnun çünkü tekrar seçildi, tekrar meclis çoğunluğunu aldı. MHP ile arası açılana kadar bu böyle gider. Yani şimdi Fethullahçılarla işbirliği yaptığı zaman memnun değil miydi? Memnundu. Çünkü işler tıkır tıkır izliyordu ama bir yerde koptu, ondan sonra yenisine baktı. Ama şu haliyle kendine yeni partner arama ihtiyacı yok. Her şeyin çoğunluğuna sahip. Kendisi zaten aldı. Mecliste çoğunluğu var. Daha ne ihtiyacı var ki? Yani büyük bir makro bir politikada dönüp Devlet Bahçeli'ye bir fikir birliği aramaz mı bundan sonra bu koalisyonlar? Ama zaten o birlik var. Birlik var diyorsun. Birlik var, oluştu. Yani o anlamda baktığımız zaman MHP'nin AKP'den şikayet ettiği bir şey yok ki zaten yani. Dolayısıyla bu işbirliği yürüyecek. Ama... Öyle gözüküyor, öyle gözüküyor. Peki, başka ne söylemek istersin Ruşen? Aslında... Başka bir şey söylemiyorum yeteri kadar. Akşamdan beri konuştum. Yani tabii Saadet Partisi'nin... Evet, aklımdaydı. Saadet Partisi... Aslında büyük buna... beklentiler yoktu. Kendileri de bu yayınlara geldiklerinde hep söyledikleri bir şeydi aslında. Olmadı yani. Olmadı. Saadet Partisi olmadı. Saadet Partisi olmadı. Sonrası ne olur bilmiyorum ama Saadet Partisi bir şey denedi. Çok riskli bir şey yaptı kendisi açısından. Başaramadı. Artık bundan sonra herhalde saadetçiler bayağı bir zorlanırlar AKP'lilerle tartışırken. Öyle söylemek lazım. Evet, eğer yanılmıyorsam bilgilerde son bir değişiklik yoksa sadece CHP listelerinden iki milletvekili parlamento. Üç. Bir de Konya'dan. Evet. Emre Bağcı, Cihangir İslam ve Konya'daki aday. Evet. Dolayısıyla üç milletvekiliyle temsil edilecek. Evet, aslında son söz ülke için hayırlı olsun herhalde. Evet, hayırlı olsun. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. İyi geceler diyelim herkese. İyi geceler. Medyascope TV seçim yayınları da burada sona erdi. Herkese iyi geceler.